Başkan Mehmet Sefil'e tabii çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Tabii. Başkanım gerçekten tabii. Bir rüyayı gerçekleştirdi, hayal geçirdi. Çok doğru. Nevzat abim de o gün o tarihi lafı etti. Ne olur arkadaşlar, bizden sonraki nesilde biz öbür tarafa ebedi hayata intikal ettiğimizde de bunları unutmayalım. Yaşatalım, çünkü bunlar çok önemli cümleler. Şimdi, Nevzat abimiz de bu takımın efsane oyuncusu olarak bunu söyledi, tarihe de geçti. Şimdi senin çok güzel bir lafının çok hoşuma gitti o benim. Nevzat abi dedin, şampiyonluk mu yoksa tesis mi, bu stat mı? Hiç unutmam. Ben de hiç düşünmeden tesis dedim. Bak, şampiyonluk her zaman gelip geçer. Evet. Ama tesis kalıcı. Tesis kalıcı. Şimdi o stat bittiği zaman var ya, Allah'ım yarabbim nasıl gideceğiz oraya? Bilinmeyen kapılar açılacak. Tabii. Bak, bilinmeyen gelecek. Çünkü bak, ona göre gelirler bak, gelecek. Oğlum. Reklam geliriyle. Şey rüya değildir. Ya. Rüyalar nasıl başlar biliyor musun? Rüyalar üstüne koyarak bir noktaya getirirsen kulübün olur. Kulübü bir yerde tutarsınız. Tesis anlamında da bir noktaya getirdiğiniz zaman o güç çok büyük güç haline gelir. Samimiyetimle söyleyeyim, bu bir rüya değil, bir beklenti değil, asla bir hülya değil, rüya değil. Göztepe Mustat'ta emin olun şampiyonluk yaşayacak. İnşallah. İnşallah. Sağlığımızda görelim inşallah. Onu da, sizler bak muhtemelen şu 2-3 yıl içinde göreceksiniz diye hissiyatım var. Ha canım. Bunu benim. Çok sağ candan ve içten söylüyorum. Sağ ol. Allah razı olsun. Çünkü o şeyleri attık. İşte bakın onaylardan geçti Torbalı ve Menderes projelerimizde. İşte onlar da hayata geçerse Göztepe'nin önü var ya, nasıl açık biliyor musun? Sen biliyor musun? Tabii. Öyle böyle değil yani. Tabii. Gümbür gümbür geliyor Göztepe. Onu söyleyelim yani. Şimdi senin Göztepe'yi çok sevdiğini, bizleri çok sevdiğini, onu ben yediğim ekmek gibi biliyorum da. Evet. Yani şimdi bu temennilerin yani bizi daha çok heveslendirdi ve yani sevinç yumağı içine soktu yani, açık söyleyeyim. Senin bile şu anda ilk maç olan stadyum maçını, Beşiktaş maçını ben nasıl sabırsızla beklediğini inan en iyi bilenlerdenim. Doğru. Biliyorum o heyecanı yani. Belki Nevzat abi'den de içine sığmıyor. Biz tabii seni tebrik ediyorum. Yani zaten ikiniz de yani buraya beni çağırdınız. Çok emeği var. Hele şimdi, bu şimdi başlattı. Tabii. İnsanları, değerlerimizi buluşturuyor sayfasında. İşte şimdi televizyon ekranlarında yaptığımız iki programla, gerek salı günleri orta saha programımız, gerekse her perşembe günü böyle işte nostalji programında sizler gibi değerli büyüklerimizi, hangi takımdan olması önemli değil. Bu değerler lütfen arkadaşlarımız yani. İşte Göztepe'li geldi, Altaylı geldi, yok hepsinden yok, gelecek. Yok, evet. Çünkü Nevzat abimin size bir mesajı olacak değerli arkadaşlar. Bu mesajı her zaman bana birebir konuşmamda söylemiştir. Maçlarda hangi takımla Göztepe oynarsa oynasın sahanın içinde müthiş mücadele. Maç bittikten sonra ne yapardınız Ebru abi? Efendim? Şimdi oynuyorsunuz. Dostluk. Arkadaşlarınızla, rakip takımdasınız. Müthiş bir mücadele ediyorsunuz sahada. Maç bittiğinde nasılsınız o arkadaşlarınızla? Vallahi yani bizim oynadığımız dönemde yani bir hırgür hiçbir zaman ben yaşamadım yani. Maçtan sonra kol kola giriyorsunuz, beraber oluyorsunuz. Ne kadar güzel şeyler. Çünkü bir de şu var. Erşen'cim, seni mutlu edecek bir cümle sarf edeceğim. İnşallah. Tabii şimdi bizim Göztepe'mizin gücünü yani Türkiye'de futbol oynayan %90-95 takım kabullenmiş vaziyette. Onun için hiçbir zaman hırgürü düşünmemiştir Göztepe karşısında. Evet. Göztepe zaten başkanımızın da ifade ettiği gibi hep onu söyledi. Altını çizdi Nevzat abi. Çok soruyorum ben başkanım. Nasıl Göztepe'yle ilgili şu oyuncu bu oyuncu falan, Erşen'cim dur, Göztepe'liler de sabretsin. Biliyorum heyecanınızı, anlıyorum ama Göztepe'nin geleceği kurtuluşu stadın bitmesinden sonra olacak dedi. Tabii. Çok değerli bir laf etti. Çok doğru. İlk maçta inşallah hep birlikte oluruz orada. Olacağız. Tarihi bir gün. Hep birlikte seyrederiz yani. Önler sol olsa, sağ olsa. Göstermeyi nasip etsin hepimize, cümlemize. Son sözlerini alalım. Pazartesi günü de zaten Uğur'u bir Almanya seyahatine Uğur'u. Evet. İki hafta yok aramızda. Artık bu yoklukta gene bir iki Uğur pazartesi günü Fransa'ya gidiyor. Evet. Biraz da Almanya'dan bilgiler getirsin, burada paylaşalım bakalım. Tabii ki, Almanya'dan tabii. Neler bakmam oluyor. Lazım. Yeniliklere bakmam lazım orada. Ne neler var neler yok. Programın ne saati olur ne zamanı olur ama bize ayrılan süreyi biz biraz açtık. Aşalım. Çünkü sizin gibi değerler her yani, zaman Nevzat abimiz öyle, var. Bizimle birlikte olamıyor. Yine de en önemli dakikalarınıza zamandan efendim, şimdi bizlerle birlikte olsun. Şahsım Uğur adına, Yeni Gün gazetesi ve TV adına size çok 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 teşekkür ediyorum. Ayaklarına sağlık. Göztepe'lerde herhalde mutlu olmuşlardır. Sizi oradan görmekle. Sağ ol.
Benim de son bir cümlem var. Buyur, biz söylemişizdir ki bunu arkadaşlarımızla, büyüklerimizle hiçbir zaman ben lafını yapmadık biz. Yapmadık. Sizdeki o terbiyeyi burada biz, her programda söylüyoruz. Biz varız. Şu anda bu ortamın içinde ben yok, biz varız. Nefret bu abi, kadar var. Bizden güç doğar. Benden ego doğar. Egolu doğuş insanı hiçbir noktaya taşımaz. Zaman içinde kaybolup gider. Tamam. Ama sizin gibi bizlerle yola çıkan değerlerimiz değerlerine değer katar. İşte tamam. Böyle her platformda da saygıyla anılırlar. İşte İzleyicilerimize bir mesajım varsa. Göztepe'lere olsun. Ya bütün izleyicilerimize. Çünkü her takımdan var. Göztepe'lerde bir mesaj bekliyoruz Hamdi. Göztepe'lere yani bu sempati ve kulübünü olağanüstü destekleriyle ben kendilerine ne kadar teşekkür etsem az, ama hiçbir zaman bunu, bu desteği olumsuz hale getirmemek lazım. Mutlak surette takımımız iyi olur, kötü olur, gol yer, gol atar. Hiç önemli değil, ama ben oturduğumuz yerde yanımda Ertan olur, Feyzi olur, söylerim. Önümüzde ayakta bir gençle bir onun ya nişanlısı ya eşi beraber her maçta bunlar ayakta duruyor. Her maçta. Ve hiçbir zaman davranışlarını hiçbir şekilde değiştirmediler. Ne mutlu. Ne evet. Güzel. Bak, İstiklal Marşı, İstiklal Marşı, İstiklal Marşı'nı okuyorlar. Alkışlanması gereken zamanda alkışlıyorlar. Bunu yapıyorlar, zaten yeter. Bitti. Yeter. Doğru. Yeni sazımızda yeni bir sayfa açacağız. Açacağız. Hayırlı uğurlu olsun diyelim şimdiden. Amin. O günleri amin. Görmek nasip amin. Olsun. İnşallah. Biz de Göztepe'leri. Biz de sağlığımızda görelim. Evet, inşallah. Olacağım. İnşallah. Senin de dileklerini, söyleyeceklerini alalım. Tabii ki önümüzdeki iki hafta zarfında Almanya'da olacağım. Dediğim gibi oradaki yenilikleri de yakından takip etmek için. Çok özlediğim Eintracht Frankfurt'un antrenmanlarına gireceğim. Onlarca çünkü. Oradan güzel bilgiler de gelecek. Orada paylaşacağız. Ne güzel yani. Tabii ki canlı paylaşımlar yapıyorum. Sen takip ediyorsun. Biliyorsun gidiyorum antrenman sahasına. Peki müjde ver. Dönüşümde kim var? Burada? Dönüşümüzde inşallah Nevzat abimin oturduğu Ertan Özgür abim oturacak. Tamam, bugün kendisiyle tamam. Telefonlaştım. Tamam. O da benim canım abim. Hepsini çok seviyorum zaten. Efendim layık çocuklar tabii. İyi ki varlar. İyi ki hayatımızdalar. Zenginlik katıyorlar bizlere. İnşallah döndüğümde bu sandalyede Ertan Öznur abimiz olacak. Evet. Onun da sıralarını dinleyeceğiz. Nevzat abi dün bu arada hemen kapatmadan onu belirteyim. Sevgili İsmet Orhun Bilge, Altınordu'nun efsanelerinden, Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Nur için de yasın. Şimdi sevgili Hakan Orhun Bilge de İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Daire Başkanı'nı yapıyor. Dün kendisini ziyaret ettik. Babasının da bir dönem giydiği spor forması kendisine yetti. Çok duygulandı. Çok değerli bir kardeşimiz. Ona da buradan sevgilerimizi sunalım. Gerçekten şimdi İsmet abimizi sordum. Bir ufak operasyon geçirmiş. Onu da programa almak istiyoruz. O da Altınordu'nun. Tabii onu da bir ara almak istiyoruz. Tabii. Gelmiş geçmiş olsun. Biraz onu biraz daha iyi duruma geldikten sonra alalım. Alalım. Tamam. İzmir Spor Camiası'ndan tabii ki değerlerimiz olacak. Karşıyaka'dan tabii ki İzmir'de oynayan diğer takımların var Yeşilova ki bir kez daha buradan Şaban abime söyleyeyim. Şaban abi Şaban, oranın bir değeridir. Tamam. O bölgeyi iyi bilir. Buraya katılıp hem semti hem hakemlerle ilgili hem teknik direktörle ilgili bizlere paylaşacak, anlatacak. Tabii İzmir'den tabii. Çok şey var. Şimdi evet sevgili Erşancığım. Şimdi biz 24'ü ayın evet. Öğretmenler Günü. Sizden rica ettim öyle kapatalım. Öğretmenler Günü. Tabii öğretmenlerimiz eli her zaman öpülesi insanlar. İşin gerçeği bu. Tabii ki. İki, biz o gün talebelerimizin okulda olmadığını düşünerek sevgili müdürümüzü, Namık Kemal Lisesi Müdürünü Mustafa Bey'i ziyaret ettiğimizde sevgili başkanımız Doktor Şaban Acar Bey ve arkadaşlarımız olmak üzere ziyaret ettik kendilerini. O lisede okuyan arkadaşlarımızı. Biz bunu bir gün sonraya 25'de. Saat 25'i saat 13'te
öğretmenler içinde spora yatkın, beden eğitime yatkın veyahut da yaşı gereği müsait olan öğretmenlerle bizim o okuldan mezun olan milli takım futbolcular. Milli futbolcular bir gösteri mahiyetinde bir müsabaka yapılacak. Herkes alır değil mi? Talebeler duyurulur yani. Herkes alır değil mi? Yırtayım, uçak bile yırtayım. Pazartesi o maçı kaçıracağım yoksa. Vallahi ben sana bir söyleyeyim. Çok güzel bir şeyi kaçıracaksın. Ben izlemek isteyenler orada olabilirler. Evet. İnşallah. Sevgili Uğur. Hayal ettiğiniz her şart. Çek olsun diyorum. Sevgiler. Evet Nevzat abicim son sözünü alalım. Beni yani izleme zahmetinde bulunan bütün yani büyükten en küçükler hepsine sağlıklar, sıhhatler, başarılar diliyorum. Evet sevgili izleyicimiz şahane bir program olduğunu düşünüyorum. Geçmişten bugüne ne varsa sevgili Nevzat abimizle konuştuk. O bizim için çok büyük değer. Onu çok seviyoruz. Siz Göztepe'liler ve İzmir futbolu hatta Türkiye'nin her yerindeki insanlar da onu çok iyi tanıyorlar. Gerek futbolcuna gerek bunlar da herhalde tanımışlardır. Ama her güzel şeyin her zaman olduğu gibi son oluyor. Yine bir programın sonuna geldik. Ben programın size ulaşması emeği için tüm ekip arkadaşlarım adına mutlu, huzurlu bir hafta sonu diliyorum. Salı günü aynı saatte orta saha programında görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın. Karşıyaka'nın güzelliklerine keyif, huzur ve mutluluk ekliyoruz. Biz her Karşıyakalı'nın ve Karşıyaka'ya yolu düşenlerin vazgeçilmezi Kent Anonim Şirketi'yiz. 1990 yılında Karşıyaka Belediyesi kuruluşu olarak yaşama ve Karşıyaka'ya merhaba dedik. Bugün restoranlarımız, kafeteryalarımız, çay bahçelerimiz, düğün salonlarımız, market, 3 çay bahçemizle, kaliteli hizmet ve uygun fiyat politikamızla Karşıyaka'mızın en güzel yerlerinde sayısı her geçen gün artan konuklarımızı ağırlıyoruz. Her yaştan konuklarımıza güler yüzlü hizmetimizi doğal ve nefis ürün çeşitliliğimizle sunuyor, sıcak bir ev ortamı yaşatıyoruz. Karşıyaka'nın her yerindeyiz. Eviniz kadar mutlu, size eviniz kadar yakınız. Sosyal belediyecilik anlayışımızla bütçenize uygun bir seçenek, sizi mutlu edecek bir tesis Kent Anonim Şirketi'nde mutlaka vardır. Kahvaltınız bizden, öğle yemeğiniz bizden, üreticiden tüketiciye dolaysız ve aracısız alışverişiniz bizden. Karşıyaka Belediyesi'nin kenti ve kentliye duyduğu saygı ve sorumlulukla hepsini Kent Anonim Şirketi olarak sizlere sunuyoruz. Yıl boyunca ve farklı tesislerimizde düzenlenen ücretsiz etkinliklerde biz büyük bir aileyiz sevinciyle buluşuyoruz. Kent Anonim Şirketi sizindir, sizin içindir. Daha nice yıllara birlikte ve mutlulukla ulaşacağız. Her şey kentimiz için.